Merhaba arkadaşlar, Örgü Köşemi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir makosem babeti ördüm. Bunu sizlere anlatmak istiyorum arkadaşlar. Ben çok beğendim. Belki de en çok beğendiğim modellerimden bir tanesi oldu diyebilirim. Gerçekten ayakta da çok şık duruyor. Şurası bilindik bir model. Tığ işi işkembe modeliydi arkadaşlar. Bir çanta örmüşler bu modelden. Ben de makosemde nasıl durur diye denedim. Gerçekten çok şık oldu. Ben çok beğendim. Sizler de beğendiyseniz benimle birlikte örmek isterseniz inşallah güzel bir anlatım ile birlikte örelim arkadaşlar. Yine 3 katmanlı keçe taban kullandım. Deri, eva ve keçe şeklinde. İpimiz nako pırlanta olacak, 2 renk. İstediğiniz gibi tek renkte yapabilirsiniz ama bu şekilde güzel oldu. 2 tane tığ kullandım. Üst kısmını örerken 2 no 1.75 milim olanı kullandım. Alt kısmını örerken 3 no 1.70 milim olanı kullandım arkadaşlar. Sık iğnelerim daha sıkı dursun diye. Benim elim çok çok aşırı sıkı değil örgüm. O yüzden öyle tercih ettim. Siz ikisinde de aynı tığları kullanabilirsiniz. Tercih meselesi. Keçe tabanım 37-38 numara olacak. Rasim Uyar marka. 3 katmanlı kullanacağım. İpimiz nako pırlanta. Keçe tabanımızı tığlayarak başlayacağız. İnşallah. Evet, tabanımı tığlarken krem rengi kar topu aksimli diye bir ipti arkadaşlar bu. Ben onu kullandım. İpimizi bağlayalım. En arka orta kısımdan başlayabiliriz. Her zaman tığladığımız gibi 37-38 numaralarda topukta 5 tane deliğine 4, ön kısımda 7 tane deliğine 4 batıyoruz. Aralar üçlü. Tam şu kıvrım yerinde biliyorsunuz ben 2-3-2 yapıyorum. Onu yaptım yine. 1 2 3 4 Şimdi üçlü devam edelim. Bir, ...37-38 numarada 46 tane delik var arkadaşlar. Son zamanlarda sorulan sorulardan birisi. Markadan markaya değişiyor sanırım. 46 tane deliğimiz mevcut. 1 2 3 Şimdi şurada şu kıvrım yerinde 2-3-2 yapacağım. Oraya kadar üçlü devam edelim. Şimdi bir tane ikili. Bir, iki. Bir tane üçlü. Bir, iki, üç. Bir tane daha ikili. 1 2 Şimdi tekrar üçlü devam ediyorum. 1 2 3 Önden sonra 1, 2, 3 tane kalana kadar buraları üçlü devam edelim. Şimdi önde 7 tane deliğine 4 batalım. 1 2
3. Dört. Bir. İki. Üç. Dört. Tabanın delikleri biraz küçükmüş. O yüzden biraz zorlanıyorum arkadaşlar. İki. 3 Örgü taban yapıp üzerine de aynı model uygulayabilirsiniz. 2 Tam tepe noktasında deliğin mesafesi uzak olursa tam bu orta kısmına beşli batabilirsiniz. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 Bir tane daha dörtlü yapalım. Videomu da çok uzatmak istemiyorum. O yüzden zaten bütün taban tığlamalarımız aynı arkadaşlar. Şimdi 7 tane dörtlüyü yaptık. Üçlü devam edeceğim. Burada yapmış olduğum 2-3-2'nin karşısına gelince yine 2-3-2 batalım. Üçlü devam edip topukta da 1-2-3-4-5 tanesini dörtlü olacak şekilde tığlayalım. Ve keçe tabanımızı bitirelim arkadaşlar. Evet, şimdi keçe tabanımızı bu şekilde tığladık arkadaşlar. Mavi ipimize geçiyoruz. İpimizi sabitleyelim. Şimdi şöyle göstereyim. Ayağımızın içeri gelen yerden, bakın şuradan başladım. Buradan. İstediğiniz yerden başlayabilirsiniz ama hani buradan başlayınca devam ettiğimiz sıralar içeride kalsın diye böyle tercih ediyorum ben. Şimdi keçenin iç kısmı bize dönük olacak şekilde tutuyoruz. Ortadan sonra 1, 2, 3. deliğin hizasından başlayacağım. Şimdi sık iğneler öreceğiz arkadaşlar. İpimizin içeride kalan tek kanatlarına batıyoruz. Sık iğne. İçeride kalan tek kanadına batıyoruz. Sık iğne. Hepsine birer tane gelecek şekilde başladığımız yere kadar sık iğnelerimizi içeride kalan tek kanatlarına batarak gelelim. İkinci sıraya geçerken geçiş yerini de göstereyim. Evet, şimdi son sık iğneme de batıyorum arkadaşlar. Burada ilk yapmış olduğumuz sık iğnenin şu zincir kafanızı karıştırmasın, o zincirdi. İlk yaptığımız sık iğnenin tepesine batıyoruz. Kaydırmayla geçiyoruz. Bir zincir çekip hemen aynı yere tekrar batıyoruz. Tekrar üzerlerine sık iğne olarak devam ediyoruz.
kapatıyoruz. Dolamadan örüyoruz. Sık iğne. Bu şekilde sık iğnelerimizi öreceğiz. Geçişlerimiz hep aynı arkadaşlar. İlk sık iğnenin tepesine batıp bir zincir çekip tekrar aynı yere batarak öreceğiz. Topuk yükseltmelerimi bu sefer ikili trabzanlarla yaptım bu modelde. 1, 2, 3, 4, 5. 5 sıra hiçbir şey yapmadan arkadaşlar sadece sık iğne öreceğiz. Topuk yükseltmemiz yok 5 sırada. 5 sıra örelim. Daha sonra ön parçamızı örmeye geçelim arkadaşlar. Evet, bu şekilde devam edelim. Evet arkadaşlar, 5 sıra 1, 2, 3, 4, 5. 5 sıra sık iğnemizi ördük. Şimdi ipimizi koparmadan bunu bir kenarda bekletiyoruz. Şimdi diğer tığımı aldım. 1.75 milim olanı. Ön kısmını öreceğiz. İpimizle şöyle. İpimizi bağlayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 zincir çekelim. 7 tane sık iğne yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Şimdi bakın burası düz yönümüz. Zincirimizin düz olduğu yön. Bunu böyle kendinize yer belirleyin. Artırmalarımızı tersten yapacağız. Bir zincir çekip çeviriyorum. İlk sık iğnemin içerisine bir, aynı yere bir tane daha batıp 2. Diğerlerine tek tek batıyoruz. Artırmalarımızı ters yönde yapacağız arkadaşlar. Bunu unutmayalım bu modelde. Şimdi hepsine birer tane battım. Normal sık iğne. Son sık iğnemizin içerisine de iki tane batıyoruz. Bir, iki. Bir zincir çekip dönüyorum. Bir tane sık iğnemi ördüm. Şimdi modelimizi kurmaya başlıyoruz. Tığ işi işkembe modeli arkadaşlar bu. Burada bu sık iğnemizin, sıradaki sık iğnemizin en altındaki yani ta zincire kadar iniyoruz. Zincire indim. İlmeğimi uzattım. Ve ördüm. Biraz gevşek öreceğiz. Elinizi sıkmayın. Şimdi sıradaki sık iğneme bir tane ördüm. Bir tane sıradakinin en altına iniyorum, uzatıyorum ilmeğimi ve ördüm. Bir tane normal sık iğne, sıradakinin dibine uzatıyoruz, ördüm. Bir tane sık iğne, bir tane dibine ve son sık iğnemi de örüyorum. Bakın şu şekilde uzattığımızda 1, 2, 3, 4 tane model yeri koyduk. Şimdi bir zincir çekip çeviriyorum. Terste ne yapıyorduk? Artırıyorduk. Şimdi buraya 2 tane battım. 1, 2. Bir tane daha yapıyorum. 3. 3 tane sık iğne ördüm. Şimdi modelimizin şeyini oluşturuyoruz. Şöyle yakından tekrar göstereyim. Çapraz çapraz duruyorlar. Burada yapmış olduğumuz bu ilmeğin buradan bunu, buradan bunu. Tekrar gösteriyorum. Ne taraf oluyor? Sol. Bunun sol, bunun sağ kanadındaki ipi alıyoruz. Bir sık iğne. Sıradakine bir tane sık iğne. Şimdi burada kalan bunu ve bunu. İkisini birden alıyoruz. Sık iğne. Çok sık örmeyin arkadaşlar. Yoksa kasma yapar bu modelde. Buradan
ve buradan bunu aldım. Bir sık iğnemi ördüm. Şimdi son sık iğneme ne yapıyorduk? Artırma. 1, 2. Artırmamızı yaptık. Bir zincir çekip dönüyoruz. Burada artırmamız yok. Burada bir sık iğnemi ördükten sonra burada 4 tane yaptığımız uzun ilmekleri çoğaltacağız arkadaşlar. Babetimizin ön kısmını büyütmek için. Bir sık iğneden sonra sıradaki sık iğnemin altındaki, yani buraya değil buraya. Buraya değil buraya battım, uzattım, ördüm. Sıradaki ilmeğimi bir sık iğne. Burada şuraya dikkat etmemiz gerekiyor bu modelde. Buradaki modelin bakın şu aradaki boşluğa batacağız. Yalnız arkada ilmeğimizin tam orta kısmına gelmiş olması gerekiyor. Buraya. Bakın zaten hemen belli oluyor. Buraya battığımda bu ilmeğin içerisine batmış oluyoruz. Bunu böyle uzatıyoruz, örüyoruz. Katını almışım. Bunu ördüm. Buraya battım. İki ilmeğin arasına denk geliyor. Bunu uzatıyorum. Bir tane sık iğne. Bakın şunun altındaki şu ortaya, şu iki ilmeğin ortasındaki sık iğneye battığımda buradaki ilmeğin ortasından çıkıyor. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Yoksa modeliniz bozulur. Bir tane sık iğne. Buraya battık. Bunun şu içerisine. Evet, şuradan. Bir tane sık iğne ördüm. Şimdi bir tane de burada artırma yapıyoruz. Sıradaki sık iğnenin altına iniyoruz. Buraya bir tane uzatıyoruz. Son yere de bir tane sık iğne ile bakın 1, 2, 3, 4, 5 tane uzun ilmeklerimiz oldu. 4 ile başlamıştık. 5'e çıkardık. Bir zincir çekip dönüyoruz. İlmeğimizin, örgümüzün ters yönündeyiz. Yani zincir olarak bakın bu ters kısım. Burada artırma yapıyorduk. 1, aynı yere bir tane daha, 2. Bir tane de buraya yapıyorum. 3 sık iğne. 3 sık iğneden sonra şimdi tekrar bu ilmeklerin bu kısımlarını alıyoruz. Sık iğne olarak örüyoruz. Bir tane sık iğne. Bunu alıyoruz. Buradan da bunu alıyoruz. Sık iğne. Şimdi bunu buradan aldık. Bunu buradan. Bir tane buraya sık iğne. Bunu aldım. Bunu aldım. Son yere de iki tane aynı yere batarak artırmamızı yaptık. Bir zincir çekip döneceğiz. Modelimizin görüntüsü bu şekilde olacak arkadaşlar. Burası babetin üstüne gelen modelimiz. Burası arka tarafı. Bir zincir çekip dönüyorum. Şimdi burada artırmamız yok. Burada da bu uzun ilmeklerimizi bir tane artırıyoruz. Şimdi bir tane sık iğnemi yaptım. Sıradaki ilmeğimin alt kısmındaki buraya değil buraya batıyorum. İlmeğimi uzatıp örüyorum. Bir tane sık iğne ördüm. Şimdi buraya battık. İlmeğimizin içerisinden çıkarıp örüyoruz. Bir tane normal sık iğne. Sıradaki ilmeğimizin, bakın şu iki ilmeğin ortasında bir yer var, boşluk. Buraya batıyoruz. Bu iki ilmeğin tam ortasından çıkmış oluyor. Buradan ilmeğimizi uzatıyoruz. Ördük. Bunun buraya.
kısmı yavaş yavaş anlatmak istiyorum arkadaşlar. Zaten diğer taraflar kolay. Şimdi son iki sık iğnemiz kaldığında bunun şu dibine, bakın şuraya bir tane artırma yapıyoruz. Ördüm, bir tane sık iğne. Bu modeli oturtmak için bayağı bir uğraştım arkadaşlar. Bayağı bir örsök yaptım. Tam sayılarını bu şekilde güzel oturtturduktan sonra video çekmeye karar verdim. Şimdi ters yöndeyiz. Aslında modelimizin ön yüzü burası ama zincir olarak ters diyorum ben. Burada artırma yapıyoruz. Aynı yere iki tane. Bir tane de buraya sık iğne. Başlangıcımız 3 tane sık iğne. Şimdi bu ilmeğin bunu da buradan alıyorum. Sık iğne. Buraya bir tane normal. Buradan bunu, buradan bunu. Buradan bunu, buradan bunu alıyoruz. Sık iğne. Bir tane normal. Bunu ve bunu. Bu ilmeğimizi birbirine birleştirmiş oluyoruz. Şimdi bir tane sık iğnemi yaptım. Son sık iğnemize de 1, 2. Bir sıra daha göstereyim. Bir zincir çekip dönüyorum. Bir tane sık iğnemi ördüm. Bu kısımda bir tane uzun ilmeğimizi artırıyorduk. Bunun dibine. Bakın şu kısma bir tane artırma yapmış oluyoruz. Uzatıyorum. Normal bir tane sık iğne araya. Sıradakinin altındaki ilmeğe batıp bunu da buradan çıkmasını sağlıyoruz. Şuraya batarsanız yanlışlıkla modeliniz bozulur arkadaşlar. Bunu her seferinde buna arkaya bakın nereye battığınıza. Bunu buraya. Sıradakinin buraya. Son iki sık iğnemiz kaldığında şunun bir alt sırasına dibine batıyoruz. Uzatıyoruz. Ördüm. Son bir sık iğnemi de örüyorum. Bir zincir çekip dönüyoruz. Şimdi burada artırma yapıyoruz. Bir, aynı yere bir tane daha, iki. Bir tane daha yapıyorum, üç. Şimdi tekrar bakın şu ilmeğimizle şu ilmeğimizi birleştirip sık iğne olarak örüyoruz. Bir tane sık iğne, bunu ve bunu. Bunu ve bunu. Bunu, bunu aldım. Sık iğne ördüm. Arkada olan yere de bir sık iğne. Bunu ve bunu. Şimdi burada son yere de iki tane artırmamızı yapalım. Evet arkadaşlar, modelimiz bu şekilde. Artırmalarımızı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 tane sık iğnem olmuş şu üst kısımda saydığımda. 25 tane ilmeğim olana kadar artırma yönleri aynı olacak şekilde, yani aynı ördüğüm şekilde 25 tane sık iğnem olana kadar artıracağım. Sonra artırmadan bir müddet daha devam edip babetimize birleştirmeye geçeceğiz. 25 sık iğne olana kadar devam edelim.
Evet arkadaşlar, şimdi 25 tane sık iğnem olana kadar ben ördüm. İsterseniz tekrar sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 25 tane olana kadar artırmaya devam ettim. Şimdi artırmadan öreceğiz arkadaşlar. Burada yaptığımız 2 tane sık iğneyi yapmıyoruz. Tek battım. 1, 2. Yine ilmeklerimi birleştiriyorum. Araya bir tane sık iğne. Bunları örüyoruz. Bunu ve bunu alıyoruz. Sık iğne ile birleştiriyoruz. Araya bir tane sık iğne. Çok sıkı örmeyin arkadaşlar. Bakın bu ilmeklerinizi topladığınız yerde gevşek örün. Yoksa arada kalan sık iğneler kasma yapar. Model bozulur. Gevşek örün. Şimdi burada da artırma yapmadan bir tane sık iğneyi yaptık ve dönüyoruz. Bir tane sık iğne. Pardon arkadaşlar, buraya sık iğne yapmadan bunun dibine batıyorum. Buraya bir tane model çıkarıyorum. Artırma yapmıyoruz ama. Dikkat edelim. Sık iğne yapmadan bir tane uzatma yaptım. Bir sık iğne, tekrar modelimi. Araya bir sık iğne. Bunun altındaki yere batıp bunun da tam ortasından çıktığına dikkat ediyoruz. Her seferinde yanlış yere batmayın. Elinize alışana kadar biraz bu modelde belki zorlanırsınız ama sökmekten korkmayın arkadaşlar. Çünkü ben de çok uğraştım bu modele. Tam sayılarını oturtmak için, modeli güzel çıkarmak için. Siz de eğer yavaş çekmeye çalışıyorum ama eğer ki zorlanırsanız bir iki defa sökmekten korkmayın. Evet, burada son bir sık iğnemiz kaldı. Bunun da buraya sık iğne olarak değil, burada yaptığımız gibi bir tane model çıkarıyoruz. Artma değil ama arkadaşlar, buna dikkat edin. Bunu da son ilmeğimiz olduğu için bakın buraya batıyorum. Bir tane de şu kenardan alıyorum. Bu üçünü birden çekiyorum. Tekrar göstereyim. Son bir sık iğnem kaldı. Bunun dibine batıyorum. Buradan da şu kenar ilmeğinden tek kanadından bir tane alıp örüyorum. Bir zincir çekip dönüyorum. Şimdi yine artırmamız yok. Bir sık iğne ördüm. Bakın burada olan ilmeğimizi şu şekilde birleştirmek için buraya model çıkarıyoruz. Yoksa artma yok orada. Bununla bunu birleştiriyoruz, örüyoruz. Bir tane sık iğne. Bunu ve bunu.
Son modelimizin de alıyoruz. Bir tane sık iğne ile bitiriyoruz. Bir zincir çekip dönüyoruz. Şimdi bir zincir çekip dönüyoruz. Hemen buraya bir tane sık iğne örmeden bu uzatmanın bakın buraya dibine şöyle netleyelim. Sık iğne yapmadan arkadaşlar şuraya batacağız. Bir, iki, şuraya. Şu ilmeğimizi şöyle biraz çekelim. Şuraya batmamız gerekiyor. Şöyle de yapabiliriz görmemiz için. Göremedim. Şuraya. Evet. Buraya bir tane uzatıyorum. Bir tane sık iğnemi örüyorum. Tekrar buradaki ilmeğimin arasına. Artırmalarımız yok. Bakın buraya. Evet, şimdi sıra sonuna kadar öreyim, tekrar göstereceğim. Şimdi sıra sonuna geldiğimde arkadaşlar bir tane sık iğnemi ördüm. Yine buradan dibine batıyorum. Bakın şuraya. Battım. Bu sıra sonuna geldiğimizde arkadaşlar bir tane sık iğne ile bitiriyorum. Bir zincir çekip dönüyorum. Tekrar bir tane sık iğne, ikinci sık iğne ve bu ilmekleri birleştiriyorum. Yirmi beş tane ilmeğimizi sabit bir şekilde örüyoruz. Sıra sonuna kadar aynı şekilde örelim. Evet, şimdi sıra sonuna tekrar geldim arkadaşlar. Burada da şu iki ilmeği birleştiriyoruz. Ve bunu birleştirirken şu dibinden bir tane tek kanadından ip alalım. Öyle sık iğne örelim. Düz kenarımızın düz çıkması için. Bir zincir çekip dönüyoruz. Bir tane sık iğnemi ördüm. Sıradaki ilmeğimin, pardon burada uzun yapacağız. Bakın modelimizin arasına girebilmemiz için. Burada battım. Bakın şu araya girmemiz lazım. Buraya uzattım. Uzunla başladık. Bir sık iğne. Bir tane uzun. Bu da son modelimiz. Yani son sıramız arkadaşlar. Daha sonra sık iğnelere geçeceğiz. Ben şimdi sıra sonuna kadar öreyim. Kaç tane yaptığımızı da sayalım. Şimdi sıra sonuna geldiğinde yine uzunla bitiriyorum. Bakın buraya batacağım. Ve buradan da bir tane ipimin tek kanadından alıp geçireceğim. Şöyle yapmamız lazım. Evet şöyle. Bir zincir çekip bitirdik. Modelimiz bitti arkadaşlar. Şimdi şöyle saydığımızda bakın şu köşeden sayalım. Şöyle tutayım. Bir, uzunları sayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane olana kadar artırma yaptık. 8, 9, 10, 11, 12. 12 tane şu kısımda sayın arkadaşlar. Şöyle saydığımızda da her model 2 sık iğne oluyor. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Bir de buraya gelmişim 25. Burası da 25 sıra sık iğne yapıyor arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Bu tarafa sık iğne ile geçelim. Bir sıra. Sadece sık iğne. Sıra sonuna kadar örelim.
Şimdi buraya kadar sık iğne ile geldik. Şimdi bunun etrafına hepsine bir sıra sık iğne öreceğiz arkadaşlar. Her sırada olan sık iğnelerimize birer tane batmamız gerekiyor. Şöyle göz kararı bulursunuz zaten. 3 25 sıraydı. 25 tane sık iğne çıkaracağız. 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Atladık mı arada? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Atlamış olabilirim arkadaşlar. 25 tane çıkarmamız gerekiyor. Evet, şimdi düzelttim arkadaşlar. 25 tane sık iğnemi ördüm. Burada olan sık iğnemiz zincirlerimize de batalım. Şimdi buradan da yukarı doğru sık iğnelerimizi her sıraya birer tane çıkaralım arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Evet arkadaşlar, buradan da buraya kadar 25 tane sık iğnemi çıkardım. Şimdi bu modelimizi bir kenara bırakıyoruz. Kenarda dursun. Şimdi bunu alıyoruz. Topuk yükseltmeleri başlayacağız ve bu parçamızı da ön kısma ekleyeceğiz. Şimdi burada topukta ikili trabzanlarla 22 tane yapmışım. Siz 23 tane de yapabilirsiniz arkadaşlar. Onu fark etmeden öyle örmüşüm. Bunu da öyle öreceğim. 22 tane trabzan öreceğim. Şimdi şurada saydım ben. Tam ortayı bulunca 2 tane sık iğnem fazla geldi. Ördüm. Doluyorum. Bu arada tığımız 3 numara 1.70 milim. Şimdi ikili trabzanlarla yükseltmeler yapacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
18, 19, 20, 21 ve 22. Evet, ikili trabzanlarla 22 tane yükseltmemizi yaptık. Şimdi sık iğne olarak devam ediyoruz. Evet, bir miktar şuraya kadar örelim. Daha sonra eklememizi yapacağız. Evet arkadaşlar, şimdi bu parçamızın tam ortasını buluyoruz bu şekilde. Ortayı bulduktan sonra bu tarafa saydığımızda 28 tane sık iğnemiz var. Daha sonra patiğimizin bu tam ortasını buluyoruz ve 28 tane sık iğne sayıyoruz. Buraya kadar tekrar sık iğnelerimle geldim. Bu ip burada duracak arkadaşlar ve bunun ipiyle tığımız bu olacak, bu değil. Bununla bu parçamı buraya kaydırma yöntemiyle birleştireceğim. Bakın, bu ipi kesmiyoruz. Onunla daha sonra devam edeceğiz. Hemen sıradaki sık iğnemi alıyorum. Evet arkadaşlar, şimdi birleştireceğiz. Babetimizdeki dışarıda kalan ipin tek kanadını aldım. Bunu da alıyorum. İçinden geçiriyorum. Şimdi buradaki birleştirmemiz babetteki ipin, şöyle göstereyim, babetimizdeki ipin dışarıda kalan tek kanadı, babetteki iki ilmeği alıyoruz ve kaydırma yapıyoruz. Şimdi babetteki ilmeğin dış kanadını, bunun ikisini alıp birleştiriyor, kaydırma yapıyoruz. Buradaki dış kanadını, burada ikisini birebir karşılıklı denk gelecek şekilde birleştirmemizi yapıyoruz. Evet, buradaki tek kanadını, bunun ikisini alıp kaydırma. Evet, görüntümüz bu şekilde daha güzel oluyor. İkisini birden alınca biraz kaba kalıyor arkadaşlar. O yüzden tek kanadını almayı tercih ettim. Bakın, burada ilmeğimizin birebir denk olacak şekilde örüyoruz. Atlama yapmadan buradakinin dış kanadını, bunun ikisini aldım. Kaydırmayla geçtim. Sıra sonuna kadar aynı işlemi yapacağız. Birebir batarak bu parçayı buraya ekleyeceğiz arkadaşlar. Evet, sıra sonuna kadar yapalım. Evet, buraya kadar aynı işlemi devam edin arkadaşlar. Birleştirelim. Evet arkadaşlar, bu şekilde birleştirmemi de yaptım. Bu ipimi burada kesiyorum. Daha sonra onu temizleriz oradan. Şimdi bakın, buradaki ipimizi ön kısma devam edeceğiz biraz.
Sanırım bir 3-4 sıraydı arkadaşlar. Şimdi burada en son sık iğnemizi battık. Buradan da ilk yere batıp sık iğne ile geçiş yapıyoruz ve devam ediyoruz. Bundan sonra sık iğne ve topuk yükseltmeleriyle babetimizi örüp bitireceğiz arkadaşlar. En son da ön kısmındaki bant bölümünü öreriz. Bitiririz. Evet. Şimdi şuraya kadar örelim. Geçişleri de göstereceğim. Son sık iğneme de battım. Burada direkt bu yan kısımdaki sık iğnelere geçiş yapıyorum arkadaşlar. Öyle kaydırmayla bağlama falan yapmadım. Direkt sık iğnelere devam ettim. Her birine birer tane sık iğne öreceğim. Bir sıra ikili trabzanlarla yükseltme yaptım. Bir sıra sadece sık iğne arkadaşlar. Bakın şöyle. Bir sıra ikili trabzanlar, bir sıra sık iğne. 1, 2, 3, 4. 4 defa yükseltme yapmışım. Evet. Şimdi buradan da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 sıra toplam olacak şekilde böyle dolandım arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5. Bu 6. sıra. 2 sıra daha öyle devam edeceğiz. Şimdi sık iğnelerimize devam edelim. Trabzanlara geldiğimde burada 2 tane sık iğnem vardı. Örüyorum. Evet, onların üzerine de sık iğne örüyorum. Evet, buraya kadar sık iğnelerimizi örelim. Şimdi arkadaşlar ön kısma geldik. Kaydırma yapmadan yine sırada olan sık iğneme sık iğne olarak devam ediyorum. Ön kısmı da birazcık yükseltmiş oluyoruz. Buraya da bant kısmını dikeceğiz. Çünkü evet, sık iğnelerimizi örelim. Tekrar topuk yükseltme yerine kadar sık iğne olarak gelelim. Evet, şimdi trabzanlarla yükselttiğimiz yere geldik arkadaşlar. 22 tane ile başlamıştım. Şimdi bir sağdan bir soldan artırarak 24 tane trabzan yapacağım. Bu tam denk gelenden bir öncesine başlıyorum. Siz 23 tane ile de başlayabilirsiniz ilk yükseltmelerinizi. Evet, bu şekilde 24 tane ikili trabzanlardan sonra tekrar sık iğne olarak devam edeceğiz. Evet. Buraya kadar 24 tane ikili trabzan, daha sonra sık iğne olarak devam edeceğim. Bir sıra daha geleceğim ve devam edeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, toplam bu kısım 8 sıra sık iğne olana kadar bakın bu şekilde geçişlerimizi yaparak devam ettik. Şimdi burada ipimizi kıracağız. Bu ters olan gelgit görüntüsünü vermemiz için ipimizi kesiyoruz. Bunu burada tekrar yedireceğiz. İpimi alıyorum. Buradaki yan kısımdan, bakın şöyle göstereyim. Buradaki yan kısımdaki ilk sık iğne, yani şu. Önce ipimizi sabitleyelim.
İlk sık iğnemizden ipimizi geçirelim. Evet. Bunu içeride gizleyin arkadaşlar sonra. Şimdi buradaki ilk sık iğnemizden devam ediyoruz. Diğer ayağımızı örerken yine bu iç kısımdan başladığımız için bu ip kırmanıza gerek yok arkadaşlar. Bu sol ayak olduğu için ben bunu bu şekilde yaptım. Normalde burada bittiği için bir sıra sık iğne gelin gidin. Koparmak istemiyorsanız. Ama yok eğer iki tarafta 8 8 olsun diyorsanız ipinizi bu şekilde koparıp tekrar sabitleyebilirsiniz. Ya topuk kısmında kendinize göre değişiklikler yapabilirsiniz. Artık birçok anlatımlar mevcut. Topuk kısımlarıyla ilgili de farklı farklı bildikleriniz varsa tabii sizler de onları uygulayabilirsiniz bu tür babetlerde. Ufak tefek değişiklikler yapabilirsiniz kendinize göre. Herkesin kendine göre el ayarı farklı arkadaşlar. Bir sıra eksik, bir sıra fazla. Bunlara çok takılmayın. Yaptım olmadığı gibi yorumlar geliyor bazen. Herkesin el ayarı farklı arkadaşlar. O yüzden. Zamanla ördükçe kendi sayılarınızı oturtacaksınızdır. İlk başlarda ben de öyle yapıyordum. İlk öğrendiğim sıralarda. Benim de çok güzel babetlerim olmuyordu arkadaşlar. Öre öre. Sonra kendi kendinize model bile çıkarıyorsunuz. Mesela bu model çantada gördüm ben. Çanta örmüşler. Makrame ipiyle çok güzel olmuş. Ben de babete uyguladım mesela. Şimdi tersten sık iğnelerimizi örelim. Bir sonraki sıramızda tekrar. Şimdi ikili trabzanlara geldiğimizde de sık iğne olarak tersten gidiyoruz. Düz yönden gelirken ikili trabzanlarla yükseltmeler yapıyoruz. İstediğiniz kadar yükseltme yapabilirsiniz yan kısımda. Ben sanırım 13 sıra ördüm bu babette. 13, 14, 39, 40 numara isterseniz 14, 15 sıraya kadar sık iğne olduğu için çıkabilirsiniz. Çıkmanız gerekir yani. 35, 36 örmek isterseniz de 11 sıra iyi olur arkadaşlar. Yan kısımlar için söylüyorum. Topuk yükseltmelerini çakma sık iğneyle de yapabilirsiniz. Bunlar tamamen dediğim gibi tercihe bağlı. Değişiklikler yapabilirsiniz. Evet, şimdi ben buraya kadar sık iğnemi örüyüm. Buradaki geçişimizi de göstereceğim. Devam edelim. Evet, şimdi burada tekrar bu yan kısımdaki ilk sık iğneye batıyoruz. Ve kaydırmayla birleştirip dönüyoruz arkadaşlar. Kaydırma yaptığımıza batmıyoruz. Hemen sık iğneden devam ediyoruz. Şimdi bu sırada ikili trabzanlarla yükseltmemizi yapacağız. Yine birer tane sağdan ve soldan artıracağım arkadaşlar. 24'tü, 26'ya çıkaracağım ben. Ve toplam 1, 2, 3, 4 tane yükseltme. Buradan da toplam saydığınızda 13 sıra sanırım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bir sırada kaydırma yaptım arkadaşlar. Şimdi videom çok uzamasın. Anlatacaklarım buraya kadardı. Bunu yapalım. Daha sonra da şu ön kısımdaki bantı yaparak babetimizi bitirelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, 13 sıra sık iğnelerimi tamamladım. Şimdi bir sırada kaydırma tekniği yapıyoruz babetimizin etrafına. İlmeğimize batıyoruz, içinden çekiyoruz. Batıyoruz, kaydırıyoruz.
babetimizin etrafına bunu yapalım. Ve babetimiz bitiyor arkadaşlar. Batırıyoruz, ilmeği kaydırıyoruz. İlk defa bu babetimde keçenin kenarına, şu alt kısmına gitmedim arkadaşlar. Böyle daha gözüme hoş göründü. Siz isterseniz bu diğer videolarımda da izleyen arkadaşlarım bilir. Orada hep kaydırma tekniği yapıyoruz. Aynı bunun yaptığımız gibi. İlk defa bu babette gerek görmedim. İpimiz katı açılmasa. Şimdi ön kısma geçtiğimizde de yapıyoruz kaydırmamızı. Ve ipimizi sıra sonunda kesiyoruz arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar, şimdi bant örümüne geçebiliriz. İpimi bağladıktan sonra 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Şimdi buradaki zincirlerimden ilmek çıkarıyorum. 2, 3, tığdaki ile beraber 3, 4, 5, 2, 4, pardon arkadaşlar. Bir zincir daha çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. 2, 3, 4, 5, 6. 2, 4, 6 tane ilmeğimiz var. Şimdi bunları ikişer ikişer çekiyoruz. 2, 2, 2, 2, 2. Diğer ipimizi alıyoruz. Bunu da sabitleyelim zincirle. İlmeğimizden çıkaralım. Şimdi şu ilmeği şuraya ve şu ikisini alıyoruz. Şunu ve şu tepesindeki şu iki ilmeği alarak örüyoruz. Şuraya ve şuraya. 2, 4, 6 tane ikişer ikişer çekiyoruz. 2, 2, 2, 2, 2. Diğer rengimize geçiyoruz. Yine 6 tane ilmek çıkartıyoruz. İkişer ikişer kesiyoruz. Tunus işi arkadaşlar bu. Beyazı aldık. Şu iki ilmeklere batıyoruz. Maviye geçiyoruz. Bir ondan bir ondan. Şekilde öreceğiz bantımızı da. Toplam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane beyaz sırası. Mavi ile başlayıp mavi ile bitireceğim arkadaşlar. İstediğiniz kadar ölçerek de istediğiniz boyuta kadar da örebilirsiniz bunu. Şimdi bunu da öreyim. Babetime dikeyim.
En son halini de görelim arkadaşlar. Beraber, çift olarak. Evet. Evet arkadaşlar, babetimizi bitirdik ve bitmiş hali de bu şekilde. Evet. Çok güzel bir model oldu bence arkadaşlar. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Benimle birlikte örersiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olarak, yorum ve beğeni yaparak destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Yine güzel bir videoyla tekrar sizlerle olmak dileğiyle. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.